As we usually do. Sayın Bakanım, İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirvede Sayın Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı imasında bulundu. Dolayısıyla bizim açımızdan orada Türk askerinin bulunması büyük bir risk taşıyor. Taşıyor mu sizce? Bir de böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı veya düşer mi? Tam bir felaket senaryosu çizdiniz. Biz de zaten işte bu amaçla Soçi mutabakatını, memorandumunu imzaladık. Ve bu sürece tabii her zaman en çok katkı sağlayan, en çok destek veren ülkelerin başında da İran gelmektedir. Zaten birlikte bu süreci yürütüyoruz. Astana-Soçi süreci. Yani bizim tüm mutabakatlarımızda, deklarasyonlarımızda bir taraftan Suriye'de ateşkesin sürdürülebilir olması için diğer taraftan da Suriye'nin sınırı bütünlüğü, toprak bütünlüğü içinde siyasi bir çözüm için güçlü mesajlarımızı görürsünüz. Diğer taraftan da terörle ve terörün her türlüsüyle mücadeleye devam. Yani özeti bu. O yüzden biz Suriye'de siyasi süreç için çaba sarf ederken PKK'sı, YPG'si, DAEŞ'i, hepsi, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda da kararlıyız. Zaten bugüne kadar önemli adımlar attık. İdlib bölgesi için söyleyecek olursanız, defalarca Rus ortaklarımızdan bu memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını, söylediklerini, dile getirdiklerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda İdlib özelinde böyle bir sorun yok. Ağır silahların çekilmesi ve yine radikal grupların çekilmesi, yarın bu radikal grup terör örgütleriyle birlikte ne yapacağız, bunları da konuşmamız lazım, konuşuyoruz. O ayrı, ama şu anda bu memorandumun uygulanması konusunda bir sıkıntı yok. İki tane yolun, biliyorsunuz Halep'i yine Hama'ya ve Laski'ye bağlayan yolların, M4 ve M5 yollarının da yine açılması yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Her şey yolunda giderken birden Türk askeri orada risk atıldı. Birden işte sanki namlular çevrilmiş, uçaklar kalkmış gibi soru soruyorsunuz. Öyle bir felaket senaryosu yok. Varsayımlar üzerinde de konuşmayalım. Zaten teröristler ve radikal gruplar bu aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz. Herkesten önce.